Çıldıracağım. Yani erkeklerin yolda çişi geliyor, kadınların yolda çişi gelmiyor mu? Biz sistematik olarak böyle mi ayarlanmışız? Ben onu anlayamadım. Hiç ummadığınız yerde o çiş der ki, geldim, buradayım, beni çıkar, duramıyorum. Lucifer'ın tahtı gibi. Sanki Lucifer ihtiyaçlarını gideriyor. Ona özel yapılmış. Düşünsene, gece böyle uyku halindesin. Çişin gelmiş. Gidiyorsun tuvalete ve gözlerin böyle yarım açık kapalı. Kapıyı bir açıyorsun. Löp diye karşında böyle bir şey. Saçmalık. Altıma sıçarım o anda. Onun üzerine oturmama gerek kalmadı. Bitti olay. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyoloji bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Bugün yine enteresan bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bok bilimiyle ilgileneceğiz bugün. Daha doğrusu boktan kastım tuvalet tasarımlarına bakacağız. Neden bakacağız? Hiçbir sebebi yok. Bugün bok gibi bir gün ya. O kadar sıkıldım ki ne yapayım dedim, BC tasarımlarına bakayım. Ne güzel bağdaştırıyorum olayları, farkındasınız değil mi? Şaka baka madafaka insanlar nerelere sıçıyorlar, nerelere işiyorlar, bunu çok merak ettim. Çünkü ben klozeti yapıyorum. Benim evimdeki beyaz. Ben onu kullanıyorum. Aslında açıkça söylemek gerekirse tuvaletimi yaptırmak istiyorum. Tasarım bilgim olsun diye böyle bir video çekmeye karar verdim. Beğendiğimi yaptıracağım. Videomuza başlamadan önce o beğeni sayısını 30.000'den aşağı indirmiyoruz. Yorum sayısını da 4.000'den aşağı indirmiyoruz. Beni kırmayın çünkü bugünkü mevzu çok derin. O zaman ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Ladies and gentlemen'a, mınaha başlıyoruz. Bu benim için çok ideal bir tuvalet değil açıkçası. Sokak için bu ve erkekler için. Çok bana uymuyor. Önden işeyebilme gibi bir yeteneğim yok maalesef. Bunu evime yaptıramam. İnsanların nerelerde, ne derece çişinin geldiği ve o çişin ne derece seni bastırdığı gerçekten önemli. Hiç ummadığınız yerde o çiş der ki, geldim, buradayım, beni çıkar, duramıyorum der. Ve o anda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bir anda çişi gelenler için yapılan çok büyük bir sistem. Yine bana uyan bir tasarım değil bu. Nasıl yapacağım acaba? Erkekler için gerçekten mantıklı ve sempatik duruyor. Erkek olsaydım böyle bir tuvalete girseydim vallahi 100 saat işerdim. Yıllık işememi yapardım yani. Düşünsene, bir de müzik falan geliyormuş oradan. Allah! Değme keyfime. Oğlum niye sürekli bir pisuar var ya? Neden kadınların da böyle kullanabileceği bir tuvalet tasarımları yapmıyorsunuz? Bakın erkekler ne kadar huzurlu bir ortamda işiyor. Ben de burada işemek isterdim her ne kadar manken de olsa. Güzel yani, tatlı bir ortam. Neden bize böyle sempatik davranışlar yapılmıyor ya? Sinirleniyorum ama 3-4 sürekli pisuar. Uygunsuz ortamlarda bir anda gelen bir çişim var ve engel olamıyorum. Saldığım çok oldu mesela. Metrobüste biliyorsunuz. Yani hiç utanma arlanma durumu da yok bende. Her yere salarım ben. Gönül ister ki güzel bir yere salalım. Erkeklere yapıyorsunuz da kadınlara niye yapıyor? Ben buraya nasıl işeyim? Sinirleniyorum bak yavaş yavaş. Sempatik bir video olacak dedim ya. Nerede sempatiklik? Bunu çok beğenmedim açıkçası. Standart bir şey geldi bana. Düşünsene sanki evimde böyle bir şey var mı? Çok standart. Herkesin evinde var falan filan yapıyormuş. Hala kadınlara yönelik bir şey görmedik. Bu yüzden şu anda yükleniyorum. Bu ne? Bu nasıl bir tuvalet? Nereye işiyorsun? Nereye sıçı? Anlamadım. Bunu gerçekten anlayamadım. Bunun nasıl bir tuvalet olduğunu anlayamadım. Çözemedim yani. Şuraya işiyorsun, sıçıyor musun? Yere mi işiyor? Şöyle bir bakayım. Ha bir de şöyle bir bakayım. Yok kanki, anlayamıyorum yani. Ne var bunda? Şu küçük oradaki deliğe mi işiyorsun? Diğer taraf... Bu ne be? Bu ne çirkin bir tasarım bu? Kafa karıştırıyor. Tutamıyorsun. Pusu da böyle çişin. Geldim geliyor diyor sana. Geliyorsun tuvalet böyle. Kapıyı açıyorsun. Ha tuvalet. Bu böyle tuvalet mi olur ya? Bu ne çirkin bir tuvalet? Nereye işeyeceğimi bilemem. Nereye sıçacağımı bilemem. Böyle bir saçmalık mı olabilir ya? Tuvalet kağıdından klozet yapmışsınız. Anlamadım. Bu gerçekten tuvalet mi? Çok sanmıyorum. Hayır. Buna işeyebiliyor muyuz? Ya da sıçabiliyor muyuz? Ben bunu anlayamadım. Ya da bu görsellik olsun niye mi yapmışlar bunu? Çözemedim. Ama bunu nasıl temizleyeceğim mesela? O da var. Bu ama şey bu ya. Gerçek değildir diye düşünüyorum. Bu tuvalet kağıdını birleştirmiş falan. Klozet görünürler falan.
sahneyi getirmiş diye düşünüyorum. Evet, bir ağacı kesmişler. O yine oraya pisuar falan yapmışlar. Yine erkekleri düşünen hareketler. Çıldıracağım. Yani erkeklerin yolda çişi geliyor. Kadınların yolda çişi gelmiyor mu? Biz sistematik olarak böyle mi ayarlanmışız? Ben onu anlayamadım. Yani böyle tasarımları yol ortasına yapmışsınız. İnsanlar ihtiyaçlarını gidersin diye. Kadınlar işeyemez mi? Ben onu çözemedim yani. Aa, bak çok sinirlendim şu an. Güzel mi? Ay, çirkin. Bu da çirkin. Yani erkek olsaydım ben bunu işer miydim? Hayır. Çirkin yani. Ay, bilmiyorum. Bu temizlenmez de bu pis olur bu ya. Pistir bu. Vallahi pistir. Lucifer'ın tahtı gibi. Sanki Lucifer ihtiyaçlarını gideriyor. Ona özel yapılmış. Bir insan bunu niye böyle bir şey yapmış yani klozetine? Bu tasarımı yaptırmam ben. Tuvalete girdiğimde götüm atar zaten. Korkudan hiçbir şey yapar. Altıma sıçarım zaten. Klozete gerek yok ki. Düşünsene gece böyle uyku halindesin. Çişin gelmiş. Gidiyorsun tuvalete ve gözlerin böyle yarım açık kapalı. Kapıyı bir açıyorsun. Löp diye karşında böyle bir şey. Saçmalık. Altıma sıçarım o anda. Onun üzerine oturmama gerek kalmadı. Bitti olay. Tasarımcı bu... Bu ne abi ya? Çirkin bir hareket. Hiç hijyenik değil. Ben böyle bir ortamda işemem. Yani yine erkekleri düşünülmüş bir hareket. Erkeklere işeme özgürlüğü var. Çıldırıyorum. Bize yok. Evet. Aa, lavabo. Lavaboya yapmışlar bu seferde. Niye kadınları kullanarak böyle şeyler yapıyor? Kadın bacakları neyse orada erkek bacağı da var sanırım. Ellerini yıkayacaksın. Pozisyon değişik bir pozisyon. Hiç hayatımda öyle elimi yıkamamıştım derim. Bilmiyorum yani bu konu hakkında çok yorum aslında getirmek isterim ama getiremiyorum. 18 yaş altı takipçilerim de var benim. Onun için hiç gerek yok öyle konuşmaya. Ama var ya bir konuşsaydım neler söylerdim şu an burada. Beni az çok tahmin ediyorsunuz. Al işte bak çok mantıklı işte bu abi. Sıçarken oyun oynuyorsun. Çok mükemmel bir şey bu ya. Bunu bak işte kızlar için de yapabilirsiniz. Oyun oynayan oyun tutkunları kızlar var mesela. Bak bu olabilir. Bu gerçekten olabilir yani. Bak tuvaletime yaptırabilirim. Yere daya döşe oyun sistemine bitti gitti. Yani tuvalette keyif yapanlar için birebir yön tam ya. Mükemmel bence. Bu güzel. Ama işte şimdi şey mantığıyla da düşünürsem. Lan telefon var zaten. Telefonla da okey oynarım falan. Ya da oyun oynarım orada falan dersin. Aynı mantık. Yani para neyse vazgeçtim. Bunu yaptırmam. Buna boşu boşuna para harcamam ya. Gerçekten bu biraz şımarıklığa girer. Böyle bir ortamda huzurlu bir şekilde sıçabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bir ağız var. Pisuar yapmışlar. Tamam. Buna bir şey demeyeyim. Yine farkındaysanız. Pisuar. Bakın bıktım artık. Neden erkeklere? Çünkü bak bunu çıldıracağım videonun başından sonuna kadar. Bunu söyleyeceğim. Biz işemiyor muyuz acaba? Ben farkında mı değilim olayın? Yıllar boyu ben işiyorum diye kendimi mi kandırdım acaba? Bu sadece erkeklere yönelik bir şey miydi işeme olayı? Bütün tuvalet tasarımcılarını, bütün dünya üzerindeki tuvalet tasarımcılarını esef bile kınıyorum. Bizim de çişimiz geliyor. Biz de işiyoruz. Beni burada sinirlendiriyorlar. Şimdi bu yapay duruyor biraz. Sanki bilgisayarla yapılmış gibi duruyor. Gerçek bu erkek mi? Bu kadınlara mı yapılmış yani? Dişleri kötü. Bu kırık mırık bu. Kaşlar da erkeğe benziyor. Bu erkek herhalde. Bu da bana uymuyor ki. Şu harekete bak. Ben gönül rahatlığıyla yapamam yani burada. Nasıl yapayım? Biri popomu götürecek diye korkarım. Burada da huzurlu bir ortam yok. Bu ne bu? Kayak pistinde. Evet. Ha öyle bir pozisyonda yapıyor her şeyi. Evet evet. Kayıyor gibi yani. Öyle mi? Kaya kaya sıçıyorum. Evet. Yani mantıklı aslında. Görsen 3 boyutlu olduğu için çok güzel olmuş bence. Ama banyomun böyle bir şekil almasını ister miyim? Yani yok istemem. Bir iki dakika şey yapacağım diye, ihtiyacımı gidereceğim diye. Gerek yok banyoyu böyle çirkinleştirmeye. Ama güzel. Hoş yani. Sempatik duruyor. Aa, bak bu güzel işte. Bu güzel. Kapıyı kapatıyorsun ve huzurlu bir ortamda sıçıyorsun. Eğer bu ses de geçirmiyorsa mükemmel bir icat. Çok iyi bak. Yumurta şeklinde içine giriyorsun. Özelim var. Mükemmel. Bu çok güzel. Ha benim eve yine yapılmış. Ama bu çok güzel ya. Bunu çok beğendim. Çekiyorsun kapını. Oh mis. Burada huzurlu bir şekilde sıçabilirim yani. Herkes de sıçar. Öyle düşünüyorum. Evet. Burada şair ne demek istemiş? Götüme bakmayın. Şaka makama da faka az önceki tasarımla işte aynı. Olur da bir anda pantolonu falan düşerse diye herhal orayı koymuşlar. Aman götüm gözükmesin falan tavrında. Mantıklı. Yine sanmıyorum ki çok hijyenik o. Bu ne çirkin bir tasarım ya. Buraya ben hayatta hiçbir şey yapmam. Buraya. O tuvalet eski, belli, pis. Bir sempatiklik katmak istemedim. Çirkin olmuş. Nasıl yapayım ben buraya? Arkamda böyle bir şey var. Altında ne olduğu belli değil. Geç bundan. Sevmedim. 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 Bu tasarımda da Allah cezanızı vermesin diyorum. Yani...
Tövbe yarabbi ya Resulallah. Bütün insanlığın aklı yemin ediyorum hep belden aşağı çalışıyor. Tamam, belden aşağı bir iş yapıyorsunuz orada ama yine benim kullanabileceğim bir lavabo değil bu arkadaşlar. Bütün var ya yemin havam gider ya. Aslında ne yapıyorsun? 2 gram elimi yıkayayım dedim, Allah kahretmesin ya. Evet, burada da çirkin bir tasarım. Siz ne istiyorsunuz bu kadınların bacaklarından? Bu tuvalet tasarımcılarına sesleniyorum ya. Bütün video esefle kınayacağım sizi. İçten içe bileniyorum, bak çok sinir oluyorum size şu an ya. Pislenmiş bir de, bir çirkin duruyor. Bunun aptallar. Robot mu tutuyor olayı? Anlayamadım. Robot mu işletiyor? Şu erkeklerdeki lükse bak ya. İşerken bile kendisi şey yapmıyor. Efor sarf etmiyor. Bu bence o yapmıyor zaten. Hani öyle bir görünüm vermişler. O yapıyorsa zaten iğrenç bir el o yani. Pislik yuvasıdır o. Ay kusacağım şimdi buraya ya. Bilmiyorum. Tasarım açısından bakıyorum. Sempatik mi? Ay falan. Yok yani. Bir çekici bir yanı yok. Erkek olsaydım düşünüyorum şimdi. Bir gülerim. Ama yine hoş değil. Ben hallederim işimi. Pistir çünkü bu. Yine erkeklerin düşünüldüğü bir tasarım. Kızlar biri fotoğraf çekiyor, biri şeylere bakıyor, biri terbiyesiz metre falan, biri büyüteci kullanıyor. Yani ben herhalde erkek olsaydım ortadaki iki tane kızın tarafına işerdim. Son tarafta işemek bana koyardı. Biraz kendimi kötü hissederdim. Erkek kafasında düşünüyorum. Kadın kafasında düşünürsem bizde niye böyle tuvaletler yok diye çıldırırım. Yani benim bu videodan anladığım, erkekler işeyebilir, kadınlar işeyemez. Bin bir türlü tasarım yapıyorsunuz da bizi neden düşünmüyorsunuz ya? Biz de eğlenceli bir şekilde işemek istiyoruz. Bir dünya insan VC tasarımlarını çekti, yorumladı falan. Vallahi sinirlenen bir tek benimdir ha. Vallahi bak, fenomenlik falan eğer yarın bir gün biterse tuvalet tasarımcısı olacağım. Tuvalet nasıl yapılırmış görün diye. Full kadınlara çalışacağım. İlerideki hedeflerime bakar mısın mükemmel? Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. 30 like, 4K yorum. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.